Şimdi vegan bakliyatlar, mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya ki çok yaygındır bu yemekler bizim memleketimizde. Tahıllar var. Bulgur, buğday ki ben bayılırım buğday ve bulgur türlerinin hepsine. Firik ayrıdır, siyez ayrıdır, kara kılçık, kavılca. Bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Sebze ve meyveler zaten memleket sebze meyve diyarı. Avrupa'da yok bunlar. Onlar hep ithal ediyorlar. Hep dışarıdan getiriyorlar. Ama bizim memleketimizde zaten topraktan çıkıyor. Gelelim diğer bir gruba. Yağlı tohumlar. Bunlar çok önemli. Neler peki? Ceviz, fındık, badem, keten tohumu. Bunların uygun fiyatlı olanlarını seçip uygulayabilirsiniz. Mesela keten tohumu. Eminönü'nde 20-25 lira alıyorsunuz, 3 ay kullanıyorsunuz ki çok sağlıklı bir içerik. Bunlardan haberdar olmamız gerekiyor. Yani keten tohumu varken çok da Hindistan cevizi yağına yönelmememiz lazım. Memleketçe tasarruf edeceğiz. Gezegenin kaynaklarını olabildiğince tasarruflu kullanacağız. Böyle beslenerek sağlığımızı koruyoruz. 10 yıl daha uzun yaşıyoruz. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Hem 10 yıl uzun yaşıyoruz. Hem gezegenin kaynakları %90 civarında tasarruf ediliyor. Hem de hayvanların sağlığı için çok önemli bir iş yapmış oluyoruz. Yani biz bitkisel içerikli beslenerek pek çok şeye fayda sağlamış oluyoruz. Eğer benim bugüne kadar yaptığım işleri takip etmek isterseniz, Açık Radyo Vegan Sağlık podcastleri, tarifler, bloglar, röportajlar, bunlar için vegandiyetisyen.com sitesi var. Burayı takip edebilirsiniz. Ama daha geniş bilgiler YouTube kanalında olacak. Şimdilik hoşça kalın.